Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere çok lezzetli bir tarif vermek istiyorum. Elması olan herkesin mutlaka denemesini tavsiye ederim. Tarifimize ilk olarak elmalarımızı soyarak başlayalım. Toplamda 6 adet büyük elma kullanmanız yeterli olacaktır. Benimkiler küçük olduğu için biraz fazla kullandım. Evet, kabuklarını soyduktan sonra elmalarımızın hepsini rendeleyelim. Elmaların hepsini rendeledikten sonra bir çay bardağı cevizi küçük parçalar halinde doğrayalım. Elmaları büyük bir tavaya alalım. Bir su bardağı toz şeker ekleyerek yüksek ateşte sulandırmadan elmalarımızı yumuşayana kadar pişirelim. Evet, karıştıralım. Üzerine kıydığımız cevizleri ekleyelim ve suyu bitene kadar pişirmeye devam edelim. Damak tadınıza göre toz tarçın ekleyelim ve karıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi suyu azalmaya başladı. Azalınca altını hemen kapatalım. İş harcımızı fırın kağıdı serilmiş fırın tepsisinin üzerine ince olacak şekilde yayalım. İlk aşamada gözümüze az gelebilir ama tam yeterli oluyor. İnce bir tabaka halinde spatula yardımıyla düzelterek yayalım. Evet, gördüğünüz gibi hepsini yaydım ve kenarlarını da bir spatula yardımıyla düzeltiyorum. Keki için 3 adet yumurtayı uygun bir kaba kırarak alalım. Mikser yardımıyla çırpmaya başlayalım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker azar azar ekleyerek köpük köpük olana kadar çırpmaya devam edelim. Üzerine 1 çay bardağı süt ilavesi yapalım ve karıştırmaya devam edelim. Toplamda 1,5 su bardağı un kullandım. 1 paket vanilya, 1 paket de kabartma tozu ekleyerek tüm malzemeyi karıştırmaya devam edelim. Evet, homojen olunca elmalı harcın üzerine ince bir tabaka halinde eşit bir şekilde kek harcımızı dökelim. Evet, döktükten sonra spatula ile düzeltelim. En son tepsiyi 2-3 sefer tezgaha vurarak hazırlayalım. Önceden ısıttığımız 170 dereceli fanlı fırında yaklaşık 20 dakika pişirmeye bırakalım. Evet, 20 dakika sonra benimki pişti. Hemen fırından çıkartıyorum. Evet, sıcakken hiç soğutmadan temiz bir fırın kağıdına ters çeviriyorum ve altındaki kağıdı dikkatli bir şekilde çıkartıyorum. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz, yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, pastamızı rulo bir şekilde dikkatli bir şekilde saralım. Hiç korkmayın, çok rahatlıkla sarılıyor. Rulo pastalar gibi kırılma falan yapmıyor. Evet, sardıktan sonra elimizle düzeltelim. Rulo'yu sıkıştıralım. Çok yumuşak bir hamur. Dikkatli ve nazik davranalım.
Evet, sıkıştırdıktan sonra bir saat kendi halinde dinlendirelim. Dinlenen elmalı pastamızı kağıttan çıkardıktan sonra üzerine bolca pudra şekeri serpelim. Dilediğiniz kalınlıkta dilimleyerek servise hazırlayabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli, tüm elmalı tarifleri unutturacak cinsten muhteşem bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.